E, evet transferi ben Ahmet netleştirecekti zaten son noktaya da koydu. Şu an ailesiyle de Antalya'da zaten tatil, evet, tatil yok. yapıyor. Evet. Fenerbahçe Serdar Dursun'la yolları ayırmayı planlıyor. Umut Nayır konusunda Eyüp Spor'la da anlaşma sağlandı. Oyuncuyla herhangi bir henüz görüşme yapılmamış. Umut ee, Nayır tatilde bu arada. Evet. Umut tatile milli takım sonrasında. Eğer oyuncuyla da anlaşma sağlanırsa Umut sezon gelecek yani sezon. başka ne yazıyorum? Fenerbahçe forması giyecek. İkinci Bunu da noktada, yazalım birazdan. İkinci noktada da Fenerbahçe'ye önerilen oyuncular Ceko'dan bahsederken Fenerbahçe sağ açıkta bir oyuncu istiyor. önerilen isimlerden birisi Denizman Parma'nın oyuncusu. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu. orada da oyuncu oyuncuyu biraz anlatmak gerekirse Denizman'ı. Ee, hem dribling yapabiliyor, Parma. hem hızlı parma'nın oyuncusu. O servolde transferinden sonra orada ilişkiler biraz daha kuvvetlendi. Ee, Ceko'yu oynatabilecek yani orta kalitesi yüksek ama aynı zamanda forvet yetenekleri de olan yani gol atabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Denizman önerildi. Bilmiyorum hani bu bir öneri. Menajerler ve zaman zaman kulüpler aralarında öneriler yapıyorlar ama eğer Ceko transferi gerçekleştiyse. O tarz ya da Orsolini tarzında bir sağ açık Fenerbahçe'ye gelecekler. Orsolini transferi zor gibi görünüyor. Ama Denizman transferi belki biraz daha kolay olabilir. Bu Şimdi e, Kim acaba? şöyle e, Edince Koy için. Hangi bize anlaşmadım diyen <laughs> teknik direktör bu transferleri yapıyor acaba? Ya acaba, beni nasıl yapıyor bak, abi bu şu, transferi? ben lafımı söyleyeyim o zaman öyle yapayım. %10 olsa bile ihtimal halinde tekrar bence bir yabancı teknik da dönülebilir. Ya, Yine şey yabancı teknik adamdan kimi kastediyoruz? Bugün dik avukat geleceklerini ise <laughs> Fenerbahçe'de hayır demem. Çünkü Fenerbahçe'de her an her şey olabiliyor. Böyle bir camia. Hani e, biraz sürprizlere ki Ali Bey transfer konusunda da yönetim olarak çok ketumlar. Bunu da hatırlatalım. Hı hı. Ama evet, işte evet. zaman zaman menajerlik şirketlerinden, zaman zaman oyuncuların kendi temsilcilerinden, zaman zaman dış basından bu tür önerileri de öğreniyoruz. İşte az önce Denizman meselesi ya da işte e, diğer kulüplerden Evet. Eyüp, Eyüp Spor'da olduğu gibi bazı haberler geliyor. Umarım hayırlısı olur ama bir teknik direktör var ki herhalde transferler yapılıyor diyordum. İşte kongre meselesine gelecektim orada araya girmeden önce. Hemen toparlayalım bir sonra devam et kongre meselesine. Sonra Muhabirimiz Ahmet Selim Kulu verdi. Ben niye perşembe dedim biliyor musunuz? Bir Selim çünkü perşembe prensip anlaşmasına evet. varılması bekleniyor demişti. Yani aslında... Ee, daha erken oldu bu. Evet Cuma e, bekleniyor diyor ama bu haberi şu verdiğimiz haberi belki de e, yarın verecektik. E, o iş biraz daha hızlanmış Fenerbahçe'de. E, uzun uzun konuşuruz edince Ko ismini de. Şimdi e, Yusuf Kenan Çalık az önce ne söyledi? Belki ekranların yeni açanlar vardır sadece az önce e, kırmızımızı görenler vardır ekran'a da geldi. Denizman'a ilgiden bahsetti Yusuf Kenan. Bir de Umut Nayır. Umut Nayir'in de transferi için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu söyledi. İlerleyen dakikalarda da detaylandıracağız. Evet. Konuşalım. bir de olan, Serdar Rus'un ayrılığı. Evet, öncelikli olan EYÜP Spor Başkanı zaten söylemişti Fenerbahçe transferde öncelikli diye kulüpler arasında anlaşma sağlanmış. Ama ben oyuncu tarafıyla da görüştüm. Herhangi bir temasımız olmadı dedi. Onda ne hani belirtmiş olalım. E, Oyuncuyla görüşme sağlanır ve anlaşılırsa Fenerbahçe oyuncusu olacak. Denizman meselesini az önce de söyledim. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu, forvet de oynayabiliyor. Bence ile gayet uyumlu bir ikili olabilirler. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tarzda profilde bir oyuncu. Hızlı, tripling yapabiliyor. Orta kalitesi yüksek. Yani fena bir oyuncudan bahsetmiyoruz. O yüzden orada da bir o profil arandığına en azından Orsolini şimdi Denizman ismi çıktığı için bu profilde evet. bir oyuncu arandığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Kongre meselesine gelecek olursak da ben evet. teknik direktörün açıklanmasını bekliyordum açıkçası. Doğrusu da bence o olurdu ama Kongre biraz... Olaylı geçti. Olaylı geçmesinin tabii ki doğal sebepleri de vardır. Sportif başarısızlık bunlardan bir tanesi. Ee, ama yani Fenerbahçe'ye çok yakıştı mı? Ben çok yakıştığını da düşünmüyorum. Fenerbahçe'de son dönemde e, en çok eleştiren kişilerden birisi belki benimdir. Ee, hem yönetimi hem George Su hem futbolcuları. Burada da diğer, diğer yayınlarında de da, da, da evet hatta Elimde... Twitter'da da evet, görmüyorum. Mümkün olduğu kadar hani tepki çekecek olsam da hakkaniyetli bir şekilde eleştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü iyisini istiyorum Fenerbahçe açısından. Ee, ama e, şuna da biraz üzülüyorum Fenerbahçe camiasında. Bugüne kadar önemli işler yapmış birçok ismin. Sadece kötü zamanlarda çıkıp konuşmasına da açıkçası üzülüyorum. Yani Fenerbahçe'nin Efsanesi denilen birçok isim nedense Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu zamanlarda susuyorlar. Fenerbahçe krizi olduğu zaman açık ilk fırsatta konuşuyorlar. Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, Müjdat Yetkiner bunlar Fenerbahçe efsaneleridir. Çok büyük başarılar elde etmişler. Ben açık konuşurum abi rahatım. Ama Aynen. eğer e, Sayın Başkan ki Cuma bir basit toplantısı düzenleyecekmiş ya evet. da Sayın Kocaman ya da Sayın Yetkiner. Fenerbahçe ile ilgili bu kadar dertlilerse ki dertlilerdir diye düşünüyorum çünkü kendilerini hep Fenerbahçe olarak tanımladılar. O zaman Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu dönemlerde de keşke konuşsalardı. Ali Koç eleştirilebilir eleştirilmesi gerekiyor bence. Fenerbahçe'nin eleştiri kültürüne gitmesi gerekiyor. Ama eleştiri yapmakla yerden yeri vurmak arasında da fark var. Fenerbahçe'de Ali Bey de içine katarak söylüyorum maalesef bir ego problemi var. Yani bu ego problemini Fenerbahçe açısından aşamıyor insanlar kendi küçük zaferleri için zaman zaman Fenerbahçe'yi feda ediyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin zaferleri sizin kendi küçük zaferlerinizden ya da intikamlarınızdan ya da düşüncelerinizden ya da rahatlığınızdan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ne zaman camia olmayı başarırsa bak çok büyük spor kulübü ama büyük camia değil. Ne zaman camia olmayı başarırsa bundan kastım şu. Eski başkanları, eski yöneticileri, eski futbolcuları ne zaman ihtiyacı olduğunda kollarını sıvayıp gelin Tamam bizim bugün yetkimiz yok ama biz elimizden geleni yapacağız derlerse o zaman Fenerbahçe çok büyük bir camia haline gelir ve önünde durmakta zor olur. Eee nacizane tavsiyem bu. Eğer kongreye gelip yapmıyorsanız açıklamaları gidip basın önünde yapmanın da pek bir manası yok. Ali Koç da aslında kongrede biraz bu durumu eleştirdi Aziz Yıldırım'a cevap verirken açıklamalarından ötürü destek olmamasından dert yandı. Aziz Bey çok büyük bir, yani bence Türkiye'ye gelmiş en büyük başkanlardan birisi olur. Belki de en büyüdür. Görüşten görüşe değişir. Çok önemli işler yaptı. Fenerbahçe ve Türk futbolu açısından modernleşme mesela. Kendi stadını yapma, televizyon kurma, Fenerbahçe kart. Hani Birçok ilke kulüp olarak Fenerbahçe imza attı. Sonrasında devamları geldi. İşte Feneryum'un kurulması ki orada rahmetli Mustafa Bey'in de çok büyük katkısı vardır. Onu da hani lütfen unutmayalım. Ama büyük işler yaptı. Şimdi Fenerbahçe kongresi varken ki Aziz Bey de kendi döneminde söylüyordu. Mikrofon burada gelin burada eleştirin diyordu. Bunu söylemekte de Ali Bey haklı. Evet mikrofon orada ve kongrelerde, mali kongrede yüksek divan kurulunda nerede istiyorsanız Fenerbahçe'yi eleştirmenin yeri orasıdır ki herkes birbirine rahat bir şekilde o eleştirilerin cevabını versin ya da haklılık payını teslim etsin. Şimdi Fenerbahçe'de büyük insanlar gerçekten çok büyük Fenerbahçelilerden bahsediyorum. Çok zengin olan insanlardan bahsediyorum. Çok güçlü olan insanlardan bahsediyorum ki Fenerbahçe camiasında bunlardan çok var. Hiç kongrelerde göremiyoruz. Hiç şey yapamıyoruz ama bazen yemek masalarında, bazen davetlerde, bazen dost sohbetlerinde işte ben başkan olsaydım şöyle yapardım. Ben şöyle düşünüyorum diye konuşanlar var. Bunlara da acizane tavsiyede bulunuyorum. Gerçekten çok büyük e, hizmetlerde bulunmuşsunuzdur. Ki bazıları gerçekten birebir bulundular maddi manevi. E, gelin kongrelerde ya da yönetimlerde e, yardımcı olun. Yarın öbür gün başkan siz olursunuz fark etmiyor. Yani bu süreç bir bayrak devir teslimi. Kimse Aziz Bey gibi 20 sene boyunca kalmayacak başkanlıkta Fenerbahçe'de. Artık öyle bir durum söz konusu değil. O nedenle kongre yerinde eleştiri yapılması lazım. Eleştiri yapılması gerekiyor bu arada. Yani şu 5 yıl sportif anlamda eleştirilecek 5 yıl.